Merhabalar, merhabalar. Bugün Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin sayfasında çok önemli bir konuk ağırlayacağız. Çünkü sigaranın gerçekte cildi ve güzelliği bozduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bugün bu konuyu operatör doktor Nuri Battal'la estetik cerrahi uzmanı ama aynı zamanda şahane bir ressam, fotoğrafçı, heykeltıraş, ben onu gören gözleri var diye betimliyorum. Merhaba Nuri, hoş geldin. Nasılsın? Ne güzel İyiyim görünüyorsun. Valla senin kadar güzel görünmüyorum yani, şahanesin. Eserin karşında. Canım benim ya. Şimdi operatör doktor Nuri Battal dedim ben. Ama seni ben şimdi şöyle hatırlıyorum. Uzun süre Japonya'da işini yaptın, oralarda şey yaptın, çalıştın, doktoranı yaptın sanıyorum, değil mi? Japonya'da mı yaptın doktorayı? Ne yaptın sen? Orada bir sürü kitapları, bir şeyler var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdim ilk önce. Hı-hı. Ondan sonra geliyor mu? Geliyor. Şimdi ses tamam. Ses geliyor mu? Geldi. Cerrahpaşa Fakültesi'ndeyim. Ondan sonra aynı fakültede genel cerrahi lisansı yaptım. Ondan sonra İhsas bittikten sonra bir süre Cerrahpaşa Genel Cerrahi'de, Acil Cerrahi'de çalıştım. Ondan sonra sonra plastik sanatlara benim çok ilgim vardı zaten o zaman da. Ya dedim bu böyle olmayacak. Biraz dedim işin sanat kısmı olsun, plastik olsun, plastik cerrahi olsun dedim. İşte Japonya'da, Japon Devleti'nde gittim. 3 yıl orada kaldım. Ondan sonra geldim işte ikinci ihtisas olarak plastik cerrahi ihtisasında yaptım. Şimdi buradayım işte ama çok oldu tabii. Şimdi ben niye Japonya diyorum? Çünkü biz Nuri ile içinde Japonların da olduğu bir tıp kongresinde karşılaşmışız. Ve evet. Daha sonra birlikte tanıştıktan sonra Japonlar vardı değil aynen. mi? Japonca şarkılar evet, söylemiştik. Evet. yani Nuri böyle sesin gecikmeli gibi geliyor. Bak ne yapalım öyle biliyor mi? Musun? Bir dakika ben bir dakika müsaadeni isteyeyim. Bir saniye. Tamam canım. Evet. Heh, bakayım. Şimdi nasıl? Konuş bana. Olabilir. Çok normal. Sen konuşuyorsun, sonra geliyor sesin. Evet, Nuri Bey'in sesinde sorun var diyorlar. Çünkü seni hasretle bekleyen bir grup var. Valla ben daha şey yayına girmeden bekliyorlardı yani. Bir anda bak kaç kişi oldu. Şöyle yapalım mı Nuri'cim? Sen onu kapat ve tekrar aç, olur mu? Tekrar bana istek gönder. Sen kapat, yayından çık ve bana tekrar istek gönder. Bir kez daha bakalım. Şimdi doktorumu bekliyorum, gelsin. Soracağınız çok şey olduğunu düşünüyorum. Sadece sigara değil sonuçta. O bir estetik cerrah ve gerçekten güzelliğe ve güzel şeylere aşık bir adam. O yüzden ne istiyorsanız sorun. Şahane resimleri var, şahane fotoğrafları var, heykelleri var. Bakalım şimdi duyabiliyor muyuz Nuri? Merhaba, yes, hello. Tamam, işte şimdi tamam, çok güzel. Şimdi biz seninle o Japonlarla olan kongrede tanışmışız ve ondan sonra birbirimizden hemen hemen hiç ayrılmadık diyebilirim yıllardır. Ben seni evet. hem arkadaş olarak çok seviyorum, hem yaptığın işleri çok beğeniyorum. hem yaptığın işleri çok beğeniyorum yani, gerçekten şahanesin. Dolayısıyla bu yayın... Aslında Serap Yenici arkadaşım yürütüyor. Fakat işi var. Bana kaldı yayını. Ben de dedim ki hazır böyle fırsat, bu fırsat doktorcuğumla bir güzel bir sohbet yapalım. Çünkü kadınlar çok fena sigara oldu. İçiyor. Maalesef sigara içiyor. Çok içen var ama daha mesela yarın sabah bir ameliyat yapacağım. Hastama dedim ki yani bu sigarayı en az bir 3-4 gün önceden bırak ve sonra da dedim bira içme.
Nasıl yapacağım dedim. Vallahi yapacaksın. Yoksa var geç iyileşir. Öyle olur, böyle olur. Dedi belki bırakırım o zaman. Bak dedim ben çok sigara bıraktırdım. Yani bu sayede kadınları öyle kandırıyorum. Güzellik vaatleriyle sigaradan kurtarıyorum. En azından biliyorsun sigara hakikaten çok etkisi olan, kanserde bir numaralı etkili olan bir madde. Çok ciddi bağımlılık yapıyor. Çok ciddi şey yapıyor. Hastalıklara neden oluyor. Dolayısıyla doğru bir şey değil. Ayrıca sigara şöyle bir etkisi var. İçinde nikotin bir var. Bir dakika. Nikotinin damarları daraltıcı bir etkisi var. Yani damarları şey yapıyor, büzüyor. Dolayısıyla oraya kan gitmesini engelliyor. Kan gitmesini engellediği için de oradaki doku perfüzyonu ve beslenmesi bozuluyor. Yeterince oksijen gidemiyor. Ve hücreler ölüyor, iyi beslenemiyor. Mesela cildimiz de bizim en uç yani dokularımız. Oraya böyle mikro dolaşımla kan gidiyor, hücrelere oksijen gidiyor. E ne oluyor? Yeterince oksijen gitmeyince yüzü soluk oluyor, cildi böyle pul pul dökülüyor, böyle kötü bir renk oluşuyor. Dolayısıyla da sigaranın böyle bir şey etkisi var. Ya ben anneme bıraktırdım sigarayı zorla, 76 yaşında. Daha fosur fosur içiyor muydu? 76. Anne sigarayı bırak bak şöyle böyle bana diyor ki ya cildim güzelleşti. Dedim yani. 76 yaşında ne güzel ya. Sigarayı ona bıraktırınca hakikaten farkını gördü. Diyor ki yürümem değişti. Cildim güzelleşti, cildim parladı diyor. Şimdi yani bu yaşta bu oluyorsa genç yaşta çok daha iyi olur. Dolayısıyla sigara hakikaten şaka değil. Hani bir doktor olarak da söylüyorum ama sigara hakikaten etkili bir, kötü etkili bir madde. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Bir de bir ikinci bir şey daha var. Aslında çok daha önemli. Sigara içen kadın sigara kokuyor abi. Saçı kokuyor, ağzı kokuyor, elleri kokuyor, üstü başı kokuyor. Yani içmeyen bir partneri varsa, eşi varsa ona çok kötü. Yani dolayısıyla bir de işin bu yönü var. Yani, öpecek sigara kokuyor mesela. Korkunç bir şey. Sigara kokuyor. Çocuğu öpecek yani sigara kokuyor mesela. Çocuğa geçiyor. Mesela çocuğunu sen sigara içiyorsun, çocuğu öpüyorsun. Tükürükle cildinden emiliyor. Nikotin böyle bir şey. Çocuk da dolayısıyla şimdi şöyle sigara böyle yani. Mesela ben sigarayı çok içen kadınların özellikle şuraları böyle çizik 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 görüyorum mesela. Daha çok renkleri böyle sarımsı falan oluyor. Sivilceleri varsa daha çok sivilceli oluyor. Ya da kuruysa daha kuru yani pul pul oluyor. Ve sigarayı bıraktıktan sonra bu cilt yapıları da değişiyor. Ayrıca senin de tanıdığın operatör doktor Melihat Dönmez aramızda. Evet. O da bizim icra kurulu başkanımız. Diyor ki operasyon öncesi, bir hafta öncesi sigarayı içmemek lazım, bırakmak lazım. Ve operasyon tamamlandıktan sonra da sigara içmemek lazım. Çünkü senin söylediğin gibi dolaşım sıkıntısı yani yaratıyor. Şöyle... Sigara içen hastayla içmeyen hastanın yara iyileşmesi arasında korkunç bir fark var. Yani gerçekten bazen mesela bu işte meme ameliyatları, karın germe ameliyatları, mesela yüz ameliyatlarında kesinlikle sigara içilmemesi gerekiyor. Çünkü siz zaten plastik cerrahi ameliyatları zaten sınırlarda, uçurumun kenarlarında gezerek yaptığınız bir ameliyat. Yani dokuları kaldırıyorsunuz, onların beslenmeleri etkileniyor. Yaraları olmayan yerdeki bir dokuyu başka bir yere bunun orada yaşayabilmesi için doğru düzgün bir dolaşım olması lazım. Bu nedenle de sigara gerçekten çok etkili. Yani çok peki yani. Öyle diyorum zaten. Sigara içiyorsanız sen hiç içmedin değil mi? İçmedin hiç. Kabul etmiyorum diyorum. Ne güzel. Hiç içmedim evet.
Yani çok şanslıyım. Öyle kendimi şanslı olabiliyorum. Babam rahmetli içerdi. O zaman o çok koyu tiryakiydi. Günde iki paket içerdi ama ben o kadar kokusundan ve şeyinden ederdim ki hiç içmedim. Yani arada tek tük 35 yaşında bir kere denemiştim. Sonra işte arada tek tük böyle gırnağı. Efendim, oğlum bunda ne buluyorsunuz? Hani ben de bir bakayım. Şu neymiş falan diye içtiğim bir şeydi. Denedim ama ben hiçbir zaman böyle devamlı içen mesela bir insan değilim yani. Ya ben şöyle bir tane deniyorum mesela ucundan içtiğim zaman iki gün ağzımın tadı kalmıyor. Böyle bir kötü oluyorum falan. Ya bu insanlar bunu günde bir paket nasıl içiyorlar? İki paket nasıl içiyorlar? Acıyorum. Gerçekten Soruyorum. Üzücü bir şey yani. Özellikle de kadınlara yani hiç yakışmıyor sigara. Hakikaten hiç yakışmayan bir şey. Evet. Yani kötü bir şey o. Ben de bir dönem kurtarın. Kendinizi kurtarın. Eğlenceli. Ya ben de bir dönem sigara içenlerdenim. Arkadaş içtim ben de. Benim de cildim çok kötüydü. Ondan sonra nefes almam sorunluydu. Şarkı söylemem problemdi. Sabahleyin kalkıyordum böyle. Efendim Zeli Hanım istiyoruz diyorlardı. Abi Zeli Hanım istiyoruz falan. O kadar yani düşün. Korkunç bir şey ya. Ve sigarayı bıraktıktan sonra düzeldi bir şeyler. Yok. Tabii yani fark ediyor. Gerçekten öyle. Güzelliği etkileyen bir şey. Fiziksel güzellik etkileniyor. Artı bir de biliyorsunuz insanlara birbirini koklayarak iletişim kuruyorlar aslında. Aynı hayvanlar gibi. Hayvanlar da birbirini kokluyor. Şey yapıyor. Biz de farkında olmadan birbirimizi kokluyoruz. Yani o sigara kokusu hakikaten etkiliyor. İlişkileri etkiliyor. İki kadın erkek ilişkisini etkiliyor. İki erkek ilişkisini de hani iş bizim yanlış anlamında anlamayın. Hani yanlış sizin anlamında da etkili. Doğru doğru evet. Söylüyorsun. Bak burnunu yapmışsın birinin. Ya. Bak bir dostumuzun burnunu yapmışsın. Aa ne güzel. Yani böyle çıkması çok hoşuma gitti. Sağ olsun. Selamlar, merhaba. Aslında Tuğçe. Şunda bir kız. Ne güzel evet. Tuğçe ben diyor. Çok güzel. Çok sevindim. Ya şimdi senin bir belli bir güzellik anlayışın var benim hani gördüğüm kadarıyla. Hani böyle bebek gibi olsun istemiyorsun. Burunsa burun doğal. Biliyorum hocamın sesinin net gelmediğini ama ne derler idare ediyoruz yani. Canlı yayın şeysi bu. Olabiliyor. İnterneti problem. Biraz evi uzakta o yüzden. Senin böyle hani bir anlayışın yok. Hani böyle çok bebek gibi olsun. Hokka gibi burunlar işte bilmem şey gibi. Yay gibi kaşlar bilmem ne. Sen böyle natürelden yanasın. Ve yaptığın işlerde de belli bir şey arıyor. Hani samimi diyelim hani böyle samimiyet. Yüz. Bu an. Doğal, yani her zaman doğal güzellik her şeyin üstünde. Çok suni olduğu zaman modası geçen bir şey o. Yani öyle küçücük yaptın 10 sene sonra bu moda düzgün daha şey o zaman bir daha yani böyle bir hani elbise senin olduğun yerde internet biraz sıkıntılı doktorum. Biraz sıkıntılı. İstersen sana şöyle biraz böyle sıkıntılı Nuri'cim internetin. O yüzden tam böyle net alamadık deminki söylediğin şeyi. Bu estetiğin modası mı var? Hı? No. Sesin gelmiyor. Evet. Tamam bu sefer inşallah. Şimdi Doran merhabalar. Doran'ın da güzel bir ameliyat oldu. Neslihan'ım öyle. Valla herkes burada ne güzel. Ben her akşam gel tabii. Aslında sana çok ihtiyaç var böyle şeyler İyi, için Nuri'cim. Çünkü bak o kadar merak ettiğimiz şeyler var ki. Yani estetik ameliyatı hani şöyle düşünüyorum ben. Mesela eğer bir kadın aynada bir yerini beğenmiyorsa
Abi değiştirebilir. Eğer hani maddi durumu da el veriyorsa değiştirsin ya. Ya Burnumun burası. Sürekli sen bunu mu göreceksin yani? Gidip onu değiştir kardeşim. Değil mi? evet. Yani bunda bir sakınca yok. Böyle abartılı istekler, abartılı şeyler tabii. Bizim işimiz aslında şöyle. Biz plastik cerrahide, estetik cerrahide bazen hastayı hastaya karşı korumak durumunda kalıyoruz. Yani hastayı kendisinden. Çünkü insanlar bunun bilincinde olmuyor. Hani bu diyor böyle olsun, öyle olsun ama sonunda mutsuz olacağını bildiğimiz bir konuda ben diyorum ki yok diyorum. Öyle olursa böyle olur. Size bunu yapmayalım, öyle yapmayalım, böyle yapmayalım. Sonra da bana diyorlar ki doktor bey siz ameliyat yapmayı istemiyor musunuz? Bunu isteyip istemekle alakası yok. Faydalı olmayacağı şeyi yapmamak lazım. Yapmaya. Tabii beklenti de önemli. Hastanın mesleği önemli, yaşı önemli. Her şeyi ona göre bir konsensus içinde bir karşılıklı konuşmayla şeyle bir anlaşmayla karşılıklı belirliyoruz ve ne yapmamız gerektiğini öyle karar veriyoruz. Burun da öyle, meme de öyle. Gencecik kız incecik böyle böyle meme istiyor. Az o. Sonra yaşlanınca ne yapacaksın bu memeleri? O zaman küçültürüm. Ama o zaman da diyorum iz olacak, olacak, şey olacak. Dolayısıyla yani işte bulmaya çalışıyoruz ya. Ne yapalım? Yani İdris Şimdi dememeye en önemli şey de böyle yine onda dur, yine arada bir gidip geliyorsun hocam. Arada bir gidip geliyorsun valla. Nuri'cim en önemli şey ne biliyor musun? Ameliyat olup çıktığın zaman hop anında iyileşmiş ve formunda ve şişmemiş falan böyle olmayı bekliyorlar. Hani böyle şey gibi ne derler? Seni ya o nasıl istiyorsa öyle olmuş olması gerekiyor çıktığı zaman. Kalıp gibi. Ne diyorsun? Tabii. Beklenmesi gerekiyor. Sesin yine kesiliyor arkadaşım. En iyi hastan selam söylüyor bak Nazmi. Nazmi Sunal. Daha da ilerledi. Yeni ilaçlar kesiliyor görüntü. Ya bu internet bizim burada acayip kentte biraz cidden bağlandım ona rağmen Olabilir, olabilir. Bazen biraz yapıyor. şey oldu. Bazen olur. Diyor ki tablolarınızı da görelim. Gösterir hocam biraz sonra nasıl olsa. Hayır, ben iyileşme süresini söylüyorum. Yani herkes bir an önce iyileşsin, çok çabuk böyle hop kalem gibi olsun istiyorlar. Tabii öyle. Ben de öyle istiyorum ama öyle olmuyor. Ben diyorum hasta hemen ertesi gün iyileşsin ve bir daha gelmesin. Yani onu hepimiz istiyoruz. Ama öyle olmuyor. Defalarca kontrol, defalarca takip de öyle oldu, böyle oldu. Yoksa ben de isterim onu. Hasta ameliyat olsun. O güzel bir şey ama Değil mi? maalesef öyle değil tabii. Bu bir ameliyat olduğu için. Ama genelde ben senin alo. Ben senin dostlarınla da konuşuyorum. Olduğu gibi. Senin yaptığın işlerin hepsi çok beğenilen, çok alkış alan. Gerçekten böyle milletin içine girdiği zaman bir şey yapmışsın ama ne yapmışsın diye böyle merak ettiren şeylerim var. Küçük dokunuşlarım var. Neler yapıyorsun kadınların Evet. yüzünde? Evet, doğru. Ya ben şöyle bir estetik müdahale yaptığınız zaman bu iğneyle de olabilir veya bıçakla da olabilir veya lazerle de olabilir. Yaptığınız şeyin çok belli olmaması lazım. Yani hastaya öyle bir şey olmalı ki hastaya yakınları veya çevresi demeli ki ya sende bir değişiklik var ama kilo mu verdin, kilo mu aldın, çok iyi dinlenmişsin falan hani öyle bir görüntü. Dolayısıyla o tabii memnun oluyor hastalar öyle. Ben biraz ona oynuyorum. Yani öyle olsun istiyorum. Aşırı böyle kocaman dudaklar yapmıyorum mesela.
Yapmam. Yani git diyorum başkası yapsın. O doğru bir şey değil yani. Para için, para kazanmak için bu işi böyle abartma. Çünkü biz ilk önce hekimiz, doktoruz. Ben aynı zamanda ressamım. Resim yapıyorum. Heykel var. Sanatla uğraşıyorum. Yani bir şey yaptığınızda iyi olması lazım. Yoksa öbür türlü olmuyor işte. O zaman bizi ayıran bir şey olması lazım yani. Başka Tabii. şeyler. Yani mesela 1999 yılıymış ben baktığım tarihe. Belki de 99'un başı falandı. Bana yaptığın bir işlem var ki Zila sen bunu yaptırmak zorundasın. İleride Ben ne? yap. İler Anlamadım. canım beni. Kötü müşteri. Yani bana bir şey yaptın Nuri Bey. Şöyle söyleyeyim hadi itiraf edeyim. Kesiliyor sesin. Senin sesin geliyor kesin. 99 yılında gittim. Dedi ki sana öyle bir şey yapacağım ki bana hem çok dua edeceksin. Uzun sürede bu konuda hiçbir yardıma ihtiyacın olmayacak ve kaşlarımın arasına ve şu iki çizgime kendi yağ dokumdan dizlerimin arasından yağ dokusu alarak enjekte etti ve yıl 2020 yani nasıl görünüyorum? Bence çok iyi görünüyorum. Hocam sayesinde. Değil mi hocam? Hocam. Ses yine gelip gidiyor hocam. Baş. Hocam, hocamın sesi gelip gidiyor. Heh. Her zaman. Estağfurullah. O senin kendi kumaş iyi. Yok, şimdi Kumaş. tam ses Tek elbise gelirken olmuş. devam edelim istersen. Sesin geliyor, görün. Konuşalım. Bugün böyle biraz sıkıntılı. Bazen internet çok sıkıntılı oluyor, bazen değil. Ama ne yapalım? Bu arada merak ettiğiniz sorular varsa sorun estetik cerrahi ile ilgili. Belki hani aranızda acaba bir şeyler yaptırmak isteyen, şimdi ben alıyorum tekrar. Bize de yapın diyorsun Neslihan. Bilmiyorum soracaksın ne yaptın diye hocana. Hocam çünkü benzersiz bir işlem yaptı. Evet. Bakalım şimdi sesiniz ne durumda? Sesin gelmiyor hocam. Yer mi değiştirsen acaba diye düşünüyorum. Telefondan bağlansam belki daha iyi olur. Ha, sesin geliyor şimdi. Tamam. Ses geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Gelmiyor. Sesin geliyor. Koltuk altından olunca lenflere bir sıkıntısı var mı? Şöyle meme dikleştirme ameliyatı eğer memeden yapıyorsak yani memeyi keserek yapıyorsak tabii ki orada bir çizgi oluşuyor ve koltuk altından yapıldığında bu meme büyütme ameliyatlarında genellikle yapıyorum. Orada Ses yine geliyor, sallar. gidiyor. Lenfezleri falan ilgisi yok yani. Ben aynı için meme kanser zamanında çok yaptım. Lenfezleri Bugün böyle. Nazar değdi ya bize. özür dilerim ama niye böyle ben de Nazar bilmiyorum. değdi bize. Telefondan mı acaba Bilemedim. girsen? Valla daha yarım saatimiz var. Gözaltı torbaları için ameliyatsız çözüm var mı diyorlar. Bilsem de ben anlatsam. Hocam şeyi yayını hallettiği zaman. Nasıl? Hocam yine böyle kesik ama problem yok. Ses. Şöyle bir konuşun lütfen. Çözemiyoruz. Maalesef. Bir de internetin yavaş ne yapsam bilemedim Geliyor şimdi. sesin.
Ses gelmemiş. Ama işte bir süre sonra kayboluyor. Ya benden öncesin ya benden sonrasın falan böyle bir şeyler var. Peki şimdi lenf bezleriyle alakası yok dedin. Peki sence bir estetik cerrah önce cerrah olup ondan sonra mı estetik cerrahiye geçmeli? Yani direktman ben plastik cerrahi olacağım, uzman olacağım dediğin zaman olabiliyor musun? Yoksa önce cerrah olup ondan sonra mı plastik cerrahı dönüyorsun? Nasıl bir şey o? Sistem nedir? Şöyle eskiden gerekiyordu. Sonra üstüne plastik cerrahi yıllar içinde sonra tekrar bu şeye döndü. Hani diyorlar ki acaba sen de mi kapatsan? Yani iki türlü de yapabiliyor. Amerika'da öyle. Avrupa'da anladım. Yüz germe biraz iyileşme süresi diyorlar. Ülkeden ülkeye değişiyor. Böyle belli bir kural yok. Yani yüz germe iyileşme değil mi? Yani sokağa çıkabilme diyelim 5-7 gün arasında ameliyattan sonra 5-7 gün sonra sokağa çok rahatlıkla çıkabilirsiniz. Bir gözlükle çünkü gözler biraz daha uzun sürüyor iyileşmesi. Bu endoskopik ameliyat yapıyorum ben. Böyle kaldıran işte kaşları toplayan ondan sonra 5-7 gün içinde zaten 5. gün ama bana yaşa göre pansiyonu değişiyor mu? Yaşa göre. Hastalar. Ondan sonra banyo da serbest, her şey serbest. Yani bir hafta içinde normal sokaklar hale geliyorsunuz. Tabii ki şişlerin inmesi falan bir üç yaşa göre yani değişir tabii. Daha erken yaşlarda daha hızlı iyileşiyorlar. Yaş ilerledikçe biraz daha artıyor. Sigara mutlaka için. Bu sayede çok hastam sigarayı bıraktı. Yani çok onlar adına çok, çok mutluyum. Iyi ya. Çünkü gerçekten ne güzel. Gördüler ki sigara içmeden de durulabiliyor. Bu yüzden işe yaradım. Sigara atmışımdır ben. Eskiden Cerrahpaşa'da şeyde falan çalışırken ben şey yapardım. Koğuş kontrolü yapardım. Giderdim hastaların baş uçlarındaki şeyleri böyle dolapları olur çekmeceleri onları açar içlerinde sigara toplardım. Geri kışta gibi olmaz. Ne güzel. Toplar atardık onları. Çünkü yani iyileşmiyor zor oluyor falan. Öyle bir sigara. Sonuçta sen zaten içmiyorsun. Bak yani, Mine Mucur hocamız da burada. Tabii bana söylüyor. Bir faydası yok yani onlar için. Sigara içmemek. Hastalar için. Gözaltı torbaları için ameliyatsız çözüm var mı diyorlar. Selamlar, selamlar. Sağ olun. Var lazerle yani miktarına bağlı lazer kullanabiliyoruz. Ama tabii yani onun ameliyatı kolay bir ameliyat. Bu kadar korkacak bir şey değil. Basit bir müdahale. Adı ameliyat göz kapağı mesela. Yani aslında öyle büyük bir ameliyat değil. Yani 20 dakika falan süren bir işlem. Bunlardan korkmayın yani. Çünkü artık o kadar teknikler göz kapağı 15 dakika sürüyor. Üst kapak böyle hani lokal anesteziyle yapıyoruz zaten. Fakat yüzü çok etkileyen bir şey. Yani bir göz kapağı deyip geçmeyin. 15 dakikalık bir ameliyat en az 10 yaş genç gösteriyor. Dinamik gösteriyor. Bir kere bakışları etkiliyor. Daha net görüyorsunuz. Görme alanı açıyor. Kapak perde gibi gözün önüne geldiği için. Bak Müjgan Hanım diyor ki Müjgan Hanım diyor ki çok pozitif bir doktor. Keyifle takip ediyorum diyor. Daha...
Daha çok. Öyledir benim doktorum. Şahanedir. Müdahale, gerçekten. Müdahale. Peki böyle biraz çok kadınları seviyorsun sen. Kadınları seviyorsun. Teşekkür ederim. Çok seviyorum. Kral olmuşum. Konuş konuş konuş. Güzel konuş. Ya kadınlar üstün varlıklar. Bu kesin. Yani gerçekten. Var tabii. Keyifli. Mesela daha aklı başındalar erkeklere. Şimdi erkekler duymasın. Burada erkek şu anda dinleyen var mı bilmiyorum ama kadınlar daha aklı başında. Daha ne istediğini biliyor. Geldiğinde teşhisini koymuş canım. Geliyor. Çoğunlukla öyle. Peki. Dolayısıyla peki erkeklerin ameliyatı yani. Daha mı zor iyileşiyor? Ne cilt bileyim, yapıları nasıl farklı? Etmek, farkı var ne mı? Bileyim, bu, yani bu. Cilt deyip geçiyoruz ama. Erkek hasta yerine kadın hasta ediyor. Neden? Biraz zor. Evet, biraz daha zor erkeklerin iyileşmesi. Daha çok kanama oluyor filan. Mesela yüz ameliyatlarında falan. Vallahi bilmiyorum. Yani daha kanamalı oluyor. Herhalde damar dokusu daha mı fazla oluyor? Kadında yağ dokusu biraz daha fazla oluyor herhalde. Yapısal özellik. Mesela erkeklerde biraz daha kanamalı falan oluyor. Biraz daha zor iyileşiyor. Bir de erkekler tahammülsüz oluyor. Kadın öyle değil. Kadına diyorsun ki 15 gün bu koltukta oturacaksın dediğinde oturuyor güzel olmak için. Ama adam öyle dinliyor. Adam istiyor ki herkes sabah kalktığında dinliyor. Toplantıya yere gitsin, işe gitsin. Nazmi de dinliyor. Abim diye sana burada bir battal girdi burada. Burak Battal. Bak. Canım doktorum çok mütevazi, iyi yürekli, çok şanslıyım onu tanıdığım için diyorlar. Ne güzel. Kuzey. Sağ olsunlar vallahi. Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Hastalarımı çok seviyorum. Hakikaten hemen hemen %99'uyla çok iyi diyaloğum var. %1 de memnun edemediğim oluyordur mutlaka. Herkesi memnun etmek tabii ki çok zor. Memnuniyet olan insanlar ne yani güzel. Benim memnun mutlu edemediğim olmuştur mutlaka. Ama %99-99,5 hani iyiyiz yani. İyi bir aileyiz. Öyle diyeyim yani. Onlarla böyle bir mücadele ediyoruz. Yani bir gemide beraberiz. Bir sıkıntılar olduğunda da beni ararlar. Mesela işte hastalıklar için de fikir danışırlar. İşte ne bileyim hani işte kalpti, bilmem eşiydi, dostuydu falan. Onlar için de diyaloğumuz devam ediyor. Yani birazcık plastik cerrahi, birazcık aile hekimliği. Ama birazcık işte karşındakine iyi hissettirmek, ondan sonraki yaşantısını bir dokunuşla değiştirmek, bir cerrahi müdahaleyle. Çünkü ben şöyle düşünüyorum, cerrahi müdahaleler kadınların veya erkeklerin duruşunu değiştiriyor. Böyle hani kendine güvenini yerine getiriyor, işine daha farklı. Çünkü öyle bir çalışma hayatımız var ki biraz güzel istiyor. Güzel yani bakımlı insan istiyor. Güzel demeyeyim de bakımlı, güzel görünümlü insan istiyor. Evet. Güzel görünmek önemli. Mesela ben bunu yaşıyorum. Meme protez ameliyatlarında. Genç kızlara yaptığımız ameliyatlarda. Bana çok mesela ameliyattan işte atıyorum bir sene sonra, 6 ay sonra çok davetiye getiriyorlar. Hocam işte evleniyoruz, işte nişanlım var falan. Diyorum gelin, evet gelin, şimdi evleniyoruz. Tabii burada etkili olan memelerin büyümüş olması belki etkili olabilir ama kadının ya da genç kızın kendine güveni arttığı için
daha kolay etrafında olan biteni görüyor. Kendini iyi hissediyor. Ha bir diyor bakayım etrafta ne varmış fazla. Yoksa da seni büyütülmüş hadi. Evlenelim diye bir akım yok. Yani bence öyle. Bir de ne oluyor? Mesela şöyle baba veya anneyle geliyor genç kız. Burnu için veya göğüs için veya liposakşın başka bir şey için. Diyor ki doktor bey hiç gereği yok. Niye yaptırıyor bu bunu filan diye anne şikayet ediyor. Ben de bakıyorum diyorum ki gerek yoksa zaten söylüyorum onu ama diyorum ki bakın diyorum, bu kızın annesiniz veya babası neyse kendine güveniyor. Yani göğüsleri küçücük. Hani tamam küçük göğüs ayıp bir şey değil ama bu ona özgüven ekliyor. Dolayısıyla bunu yaptığımızda bu diyorum basit bir ameliyat. Mesela meme protez ameliyatı 20 dakika sürüyor. Kansız ben biliyorsun işte koltuk altından falan yapıyorum. Dikiş alma yok diye kolay bir ameliyat. İyi yapılırsa çok etkili bir ameliyat. Diyorum ki bak bu kız diyorum yarın bir gün büyüyecek hani üniversiteyi bitirecek bir birliktelikleri olacak bir takım insanlar. O zaman diyorum kendini küçük ve şey küçük demeyeyim de kendini çok iyi gördüğü için seçeceği adamı da işte ona göre seçecek. Yani önüne gelen birine razı olmayacak. Bu önemli bir şey. Yani seçimleri de daha sahibi olabilecek ve daha seçici olabilecek. Öyle değil. Daha seçici olabilecek. Dolayısıyla bu tür şeyler bence gerekli. Yani o yapma. Anne babayı da biraz ikna ediyorum. Ama hepsi gereksiz bir şey. Ya peki çocuğu, yani diyorum, erkekler genelde hangi ameliyatı yaptırıyor? Buna erkekler gerek yok. En çok öyle. Erkekte yani hangi ameliyat yapıyorsun? Hem psikiyatri hepsini yapıyoruz yani. Göz kapa. Şaka tabii. Daha çok göz kapağı. Yani en çok botoks yapıyor. Yalan. Bazen burun ameliyatı. Burun ameliyatı için genellikle doktor bey ben nefes alamıyorum diyor ama hani onu yaparken şu burnumu da biraz düzeltelim falan diye. Hani daha ilk başta şey gelen yok. Daha genç hastalar, genç erkekler daha bilinçli. Ben diyor böyle istiyorum, yüzüm böyle istiyorum, çenem böyle olsun falan böyle beklentilerle geliyorlar. Tabii işte olabildiği kadar Şey ama olmadan, şimdi şöyle mesela yıllar önce erkeklerde bu kadar estetik merakı yoktu. Sonradan oldu lazım. Erkeklerde yani de. Çünkü yani piyasaya çok hoş, çok yakışıklı, çok böyle heykel gibi güzel insanlar çıktı, çoğaldı. Hem televizyon hem sinemada hem şeyde böyle çok gösterişli. Mesela sen acaba böyle vücut kası falan enjekte ediyor musun? Yapıyor musun böyle six pack falan bir şeyler mesela? Onlar tamamen kesinlikle önermiyorum. Çünkü kas değil ki onlar. Yağ, oraya yağ dolduruyorsun. Bu adam bir kilo alıyor, üç kilo veriyor. Bir bilmem ne yağmlı yumru bir karın oluyor. Vücudu acayip bir hale geliyor. Dolayısıyla onlar doğru şeyler değil. Ayrıca öyle idolleri de seçip işte ben şunun gibi olacağım, bunun gibi olacağım diye yaklaşmak da yanlış. Bu tür hastalardan da ben uzak durmaya çalışıyorum. Filancaya benzemek istiyorum. Filan gibi olmak istiyorum. Kimse kimseye benzemek yani neyse o. Hani olan şeyi düzeltme yönünde daha mantıklı işler lazım. Erkeklerin bence en önemli estetiği, erkeklerin yapması gereken en önemli estetik sorumluluk sahibi olmaları. Yani bir erkek sorumluluk sahibi ise işinde ne iş yapıyorsa, o işinin güzel peşindeyse, düzgün yapıyorsa zaten en kadınlar tarafından hatta en kabul hiç gören tercih edilmiyor yani. Fotomodeller o zaman hemen kapılırdı, edilirdi. Hiç de öyle olmuyor. Genç bilmek.
Haklısın. Ama işte insanlar elini alıyor bir resim. Evet, Bunlar olsun gerekli varsın, ama anlaşıyoruz yine de tahmin ediyorum. Böyle Bizi işte anlıyorlar. Arnold Schwarzenegger gibi olmaz yani. Hani sürekli Hocam, kesiliyor bu zeliyacım hep ama. valla size böyle merhaba diyenler var. Nevin Hanım var bakın. Çok güzel Özlem Hanım, Türkan Hanım. Hep hanımlar bugün. Ne güzel. Şahane. Süper. Sen de çıkmıyor yazılar ama ben sana okuyayım. Canan Saçaklı var. Nuri Bey'imizi çok severiz diyor. Gülbin Hanım var. Ben de her çıkmıyor. şey için ona danışırız diyor herhalde Sevim Hanım. Ben de şeyler gözükmüyor. Herkes Nuri Bey çok güzel bilgiler veriyor ama yapar, ben ses zaman göremiyorum. zaman kayıyor, anlayamıyoruz diyor. Türkan Hanım girmiş. Şimdi evet, Nuri Bey'in bulunduğu yerde bir internet sorunumuz var. Hocam, siz estetik ameliyata kaç yaşından itibaren böyle girsinler hanımlar? Ne diyorsunuz? Erken başlamakta yarar var mı? Yoksa hani işte 30'u geçtikten sonra artık... Yaşı yok. Yani yaş yok. Hasta var. Bizim işimizde böyle. Kadın 35 yaşında ama 50 gözüküyor. Kadın var 65 yaşında 30 gözüküyor. Yani o yaşla ilgili değil de vücudun yapısıyla, görüntüsüyle, kendine bakmasıyla, bakmamasıyla, özenmesiyle. Yani benim 23 yaşında da 100 ameliyatı yaptığım hasta var. 70 yaşında da 80 yaşında yaptığım da var. Yani o birazcık hastanın fizik, anatomik, ailesel yapısına bağlı. Onun için hani yaş olarak demeyeyim. Ama kepçe kulak ameliyatı çocuklarda 5 yaşından itibaren yapabiliyoruz mesela. En erken hani söyleyeyim. Tabii ki rekonstrüktif plastik cerrahi ameliyatları, damak dudak yarıkları falan onlar böyle 6 aylık 1 yaşındayken de başlıyor ama hani estetik yani kozmetik öyle diyelim. Kozmetik cerrahi kızlarda 17 yaş, erkeklerde de 18 yaşlarında mesela ameliyatları yapılabilir. Erkek çocuklarda bir diğer problem jinekomasti denen bir durum var. Memelerin fazla büyümesi. Bunu da 16 yaşından itibaren eğer büyükse çocukta cildinde vücudunda deformasyon yapmadan onda psikolojik travma oluşturmadan yapmakta fayda var. Hani erken yaşta bunları aklıma gelenler şimdilik Evet. bunlar. Burun ameliyatlarını söyledim. 17 kızlarda erkeklerde de 18 yaşında. Bakın erkekler daha geç tekamül ediyor. Yani anladınız mı? Şey olarak kadınlar daha hızlı şey yapıyorlar, ilerliyorlar. Bu birçok konuda böyle. Ben çok kadın taraf yani erkekler mi kadınlar mı tutarım her zaman. Kadınların daha üstün olduğuna. Cem Yılmaz kadınlar işte şey bu arada işte öyle bir şey siz var Nadide Sultan'ın hakikaten burnuyla doğru. Mı ünlü olmuştunuz? Doğru mu diyor? Var mı öyle bir şey? Ben Evet hatırlamıyorum. Öyle. Aslında bir sürü... Sen ünlüsün. Gerçekten ünlüsün. Bilmem. Öyle bir ünlülüğüm falan yok. Ben ünlü değilim ayrıca. Ya ben çok hani bilinen... Teşekkür ederim. Ama yani ben kendimi ünlü olarak görmüyorum. Hani işimi iyi yapmaya çalışıyorum. İyi yaparak hani tanınmak bence önemli. Filancanın burnunu yap, onun memesini yaptın diye Ama ünlü olmak ben bence çok hoş. o Yok hocam, doğru değil. harikasınız. Aslında bana yaptığınız Bir işten tane bir ben şey değil, her burada şeyi bizi izleyen bütün kadınlara çalışmak hakikaten lazım. tavsiye ediyorum. Hani Yani 20 bilmem, senedir utandım bir şimdi yüzde söylediğimde. bozulmayan bir malzeme dizimin arasından nereden buldunuz da buralara koydunuz da böyle yıllardır duruyor ve uzun sürede beni idare edeceğe benziyor. Yani burada hanımlara öneriyorum. Hatta sizin yaptığınız kök hücre tedavisinin de müthiş yararlı olduğunu biliyorum. Onu da öneriyorum. Ama burada diyorsunuz ki en önemli şey
İçmiyorum. Sigara içmiyordun o dönem. O koyduğumuz dokular güzel yerlerinde kaldılar. Evet, içmiyordun. Tabii bu etkili bir şey. Yani genelde de başarılı oluyor Ama bu şimdi kolayına uygulamalar. İyi gidiyorlar. Buralara yapılırsa işte sorun bir yok takım yani. dolgu malzemeleri Eski gönderiyorlar. yeni bir şey değil bu zaten. Eskiden beri Yani yapılan. sentetik dolgu malzemeleri. Dolayısıyla etkili bir yöntem. Tabii. Ağızlar böyle. Bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii bundan eğer öyle abartırsanız öyle oluyor. Ama onları da düzgün kullanırsanız onlar da çok etkili. Mesela ben dolgu da çok yapıyorum. Mesela kemik dolguları yapıyorum. Kemiğin üzerine ya dolgu yapıyoruz. Dolayısıyla uzun süre kalıyor. 2 yıl falan kalıcı dolgular var. Hastaya hemen 10 dakika. Bir de böyle zaman zaman kesiliyor geliyor. İçinde yapıyorsunuz ve Mesela iyi. bazen de Yani böyle dolayısıyla iplerle falan dolgular geriyorsunuz. Bir şeyler değil. yapıyorsunuz. İyi Şey gibi. malzemeyle çok uzun Paraşüt ipi sonuç gibi. alıyorsunuz. Kesildi mi Böyle. konuşma biraz? Ben o yancı ilk çıktığı zamanlarda yaptım. Hepsi de geri dön. Hocamın sesi Şimdi gidiyor geliyor ben mahcup yine. oldum. Dolayısıyla o tür şeyler ben çok inanmadığım ve 2 kere gitmem. Şuydu buydu ben onları yapmıyorum. Doğru da bulmuyorum. Hani bir plastik cerrah olarak daha iyi yöntemlerimiz var. Daha kalıcı yöntemlerimiz var. Bir endoskopik ameliyat yapıyorsunuz. En az 10 yıl, 15 yıl götürüyor. Yani benim hastalarım var. 16-17 sene oldu. Var hala televizyon ekranlarında. Ve onlar da şaşırıyor. Bu ameliyat nasıl böyle kalıcı? İyi yapılınca o uyduruk ip yöntemlerinden çok daha etkili ve güzel oluyor. Yani Yani onu o sonuçta ipi diyorlardı ki işte bir sene, iki hemen sene, üç sene neyse 6 aylık kalıyor bir falan iş ama yapmanın bir ben bunu hasta kalmadığını hem gördüm bazı şişiyor ediyor. arkadaşlarımda da. 6 ay sonra Hatta tekrar bir aynı tarafı oluyor. koptu falan Olmaz. Hiç böyle bir yapmayın. şeyler oldu. Söyle. Hayır, ben yapmadım. Yapan arkadaşlarımdan birisi hayır. Alo. Sana mı? Sen mi Ses yaptın? yine kesildi. Ben değil ama bir Kim arkadaşım yaptı anlamadım. yüzüne yapmıştı Sana mıydı sen? hatırlarsanız. Bir tarafı kopmuştu ipin Tabii. ve bir türlü tamir Ha. olmuyordu. Okey. Ve yüzü Tamam. bir tarafı alçak bir Anladım. tarafı yüksekte. Hatta çok da değerli bir arkadaşımız. Bu tür geçici şeylerdense siz daha sonrasında da uzun süre devam eden işlemleri tercih ediyorsunuz. Değil mi? Yani şimdi bir orta ameliyatı, bir güzel bir endoskopik yüz ameliyatı yani minimum 10 kalıyor. 10 yıl hatta 15 yıl kalıcılığı var ve çok doğal oluyor. Şimdi bunu yapmak varken hastaya uyduruktan böyle iplerle bilmem neler hani hemen yapayım da göndereyim. Hani ben onlara birazcık kredi kartı ameliyatları diyorum. Yani kredi kartından o parayı hemen orada o maharet değil yani. Dolayısıyla ben tabii yapanlara bir şey demiyorum. Yapan yapsın ama ben yapmıyorum. Yani çok da önermiyorum çevrendeki tanıdıklara. Dolayısıyla daha somut ve gerçekçi Ama işte işler sen yapmak lazım. Buna inanıyorum. Yani olmaz. Sen böyle cerrah güzelliği olarak sevdiğin için böyle yaptığın iş daha etkili işler resimlerine, yapmamız lazım. Bize fotoğraflarına, yakışan bu. heykellerine de yansıyor. İstanbul Modern'de, Sadece o iple bilmem Contemporary'de neyle bir sürü bilmiyorum. yerde yer aldığı eserlerin aslında kolay kolay buralarda ressamlar buralara girmek için uğraşıyorlar. Ama ben bir baktım ki Nuri'nin
resimleri oralarda çok gurur duydum. Özellikle yaptığın orijinal bir iş de vardı. Bir yatak üzerine bir çalışma yapmıştın. Contemporary'nin en ilginç işlerinden biriydi. Çünkü bu yaptığın şeyde de kadın resim, kadını resmetmiştin çoğunda. Kendi hissiyatını farklı tekniklerle sundun. Fosforlu, fırça darbeleri. Hatta en son hatırladığımda sen de kumaş üzerine çalışmaya çabalıyordun falan bir şeyler. Farklı malzemeler kullandın. Nasıl başladı bu resim hayatın? Söylesene. İyi gidiyor. İyi, fena değil. İşte geçen Covid öncesi Ocak ayında ve Eylül ayında Londra'da iki tane sergi açtım. Resim sergisi. Bayağı iyi geçti. Şimdi burada da işte bakalım belki yıl sonuna doğru yine bir sergi. Kendi atölyemde açacağım bu sefer. Muayenehaneye yakın bir atölyem var. Orada işte bir galeri gibi orayı da birazcık dekore ettim. Hem atölye hem galeri gibi. Öyle resimler de şu anda orada. Çalışmaları da orada yapıyorum. Bakalım yani birazcık kendi içimdekileri işte boyalarla bezler dökmeye çalışıyorum. O senle de konuştuğumuz zaman ben kumaşlarla soyut resim yaptım da aslında. Sana gönderirim onu. Çok da güzel oldu. Fakat peki bu kez sırada ne var? Yani çiviler görmüştüm en son. Yani. Poliüretan çiviler duruyor. Galiba. Ne var sırada? Neler yapacaksın? Bana o birazcık. Şimdi herkes soruyor bunlar neyi anlatıyor diye. Onlar kullanılmış, atılmış çivi formları biliyorsun. Hani gördünsen yamlı yumru, yamulmuş, eğilmiş. Biliyorsun çivi birçok yerde ayakkabı topuğundan tut da işte inşaatlara kadar her tarafta kullanılan bir malzeme. Fakat bunu çakarken, ederken yamulduğunda, eğildiğinde falan tekrar hayata döndürmek için bir proje gibi işte bu düşündüm. Bu da benim yaptığım yani konstrüksiyon diyebiliriz biz buna. Mesela nasıl sarmayı, sarkmış bir yüzü tekrar topluyorsanız, tekrar eski haline bir şekilde getiriyorsanız, rekonstrükte ediyorsanız, bu çivileri de ben yeniledim. Ama tabii onları 10 santimlik çivi, onları da böyle o eğikler gibi eğdim. Yamukken böyle parlak, canlı, metalik boyalarla boyadım. Böyle sanat objesi. Gördüm, çok güzeldi. Yani işte kaçta yazı çıktı falan. Hani iyi oldu. Çok şimdi güzel. Yaptıklarını yani çok beğeniyorum. Şu anda bir çok, başka çok güzel. Peki Covid döneminde çıktı. O zaman kendini atölyeye kapattın resimle sen ilgili var. Son fermuarları gördün sen galiba değil mi? Fermuarlı bir şeyler yaptım. Ofiste var. Evet. Uğraşıyorum. Ya şimdi Covid döneminde inanır mısın iki tane resim yapabildim. Çünkü resim yapmak için hani böyle hadi bakayım da resim yapayım olmuyor. Bu bir iç enerjisi, içinizden gelmesi lazım. O Covid dönemi kötü bir dönemdi. İnsanlar insan ölüyordu, yüzlerce, binlerce insan ölümle pençeleşiyordu. O dönemde oturup da hani böyle resim yapmak da bilmiyorum içimden gelmedi, yapamadım daha doğrusu. Biraz hafifleyince yaptım falan resim yaptım. Ama bu iş yaradı, bu karantina dönemi. İki ay evde oturdum. İki ay evdeydim. Çok. Kilo verdim. Yani oturarak herkes kilo aldı ama ben kilo verdim. Herhalde dedim hani düzgün beslenmek, stresten uzak. Çünkü Çocuklar şaşırmıştır. Bu adam evde ne yapıyor? Stresten uzaklaşmak.
Telefonum çalmıyor. İşte arkadaş o çok iyi geldi. Zaman zaman kesiliyor bayağı ama. Bayağı dinlendim yani. Yine. Hikaye ama sonra baba gibi çıktık işte yani. İyi. Ne yaptın bahçede? Aynen. Güzel. Güzel. Seni görünce o zaman. Yani muayeneyi açtın. Muayeneyi açtın değil mi? Şu anda açık. Yok işte evde, bahçede işte bir şeyler uğraştık yani. Aynı işte. Resim. Mayıs'ın 13'ünden itibaren biz açtık kliniğimizi. Kontrollü bir şekilde hastalıkları alıyoruz. Böyle hiçbir hastayı aynı anda salonda olmuyor. Hasta çıktığında bir sterilizasyon oluyor. İşte her türlü önlemi alıyoruz. Zaten çoğu tanıdık falan hani hastaların bildiğimiz insanlar. Dolayısıyla maskeydi, sterilizasyon malzemeleriydi falan hepsini kullanıyoruz. Tedbirli bir şekilde yapıyoruz. Aslında şu anda hastalara bir mesajım olabilir. Onu söyleyeyim. Bu yaz aylarını iyi değerlendirin. Hani estetik ameliyat olmayı planlıyorsanız eğer yaz aylarını iyi değerlendirmek lazım. Çünkü şu anda virüs Mart ayındaki gibi, Nisan ayındaki gibi yaygın değil. Bir de azaldı, risk azaldı. Dolayısıyla bu virüs artma riski var hala. Ekim ayında, Kasım ayında artabilir. O zaman tekrar bu ameliyatlar durabilir. Hani estetik müdahaleler. Hani öyle bir planlama varsa yaz sonunu değerli. Beklemeyin. Bak. Hep onu söylüyorum. 40 dakika dedim işte, ama bak bir saat oldu. Hocam biz ameliyat olacağız ama işte gidiyoruz. Ekim'de geleceğim, Kasım'da. O zaman olamayabilirsiniz. Yani çünkü evet, veda edeceğiz. Veda edeceğiz. Kapatacağız çünkü şimdi. O yüzden yaz aylarını değerlendirmenizi öneririm. Canım benim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ona da selamımı ya, söyleyeceğim. O kadar oldu mu? Ses biraz geldili gittili olsa da yine de çok güzel iştirakler oldu. Şahane bilgiler verdin. Sesini aldık. Bir gün şu şeye geçtiğinde, muayenehaneye geçtiğinde oradan bağlanalım. Herhalde orası biraz daha şehir içi ya, daha iyi geçecek diye düşünüyorum. Olsun. Doğru söylüyorsun. Yok orada da çok kesiliyor. Peki. Bu arada çok internette bir yavaşlatmam var. Ne var bilmiyorum. Aslında İyi geceler. VPN'le bağlansaydım çok teşekkür ben onu edemedim. En başında. Sağ VPN'le söz bağlanıyorsunuz. İyi. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği sayfasında yaparız. Bu gece operatör doktor Nuri Battal konuğumuzdu.